Cemal abi. Ulan Murat. Murat! 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 Ne oldu Yusuf? Yardım mı lazım? Pazara mı çıktın? Siz benim odama mı girdiniz abi? Herife şarj aleti lazımdı da. Ne zamandan beri şarj aletini benim yatağımda arıyorsunuz abi? Kaç kere söyledim sana benden izinsiz odama girme, eşyalarımı kurcalama diye. Bir de benim yatağımda tövbe estağfurullah bu kızla. Yusuf abartma sen de ya. Ya tamam bir iki müzik dinledik, bir iki de bir şey içtik. Merak etme, düşündüğün şeyi de yapmadık. Onu bunu bilmiyorum abicim. Bundan sonra benden izinsiz odama girme. O kız da benim yatağıma oturmasın. Ya tamam be Yusuf. Bana bak, sana bir kız arkadaş bulma zamanı geldi ya. Oraya buraya saldırmaya başlıyorsun. Yusuf! Ya,
Tamam. Haklısın. Abi kusura bakma. Bir de olmaz, tamam. Şey, bir de telefonu uzun uzun çaldı. Bir bak istersen. Önemlidir. Yedin mi günlük fırçanı? Oh! Her zamanki Yusuf işte. Ben de onu diyorum. Adam uyuz işte. Her zamanki uyuzluğu. Ya bir günden bir güne bana nasılsın Elif diye sormadı. Ha, beni sevmediğinden adım gibi eminim. Ya bilmiyor musun Yusuf'u? Ya herkes öyle kolay uyum sağlayamıyor. Ya ne gülüyorsun be? Ya Allah aşkına neye uyum sağlayacak ya? 2 yıl oldu Murat, 2 yıl. Ben senin sözlünüm. Ya adam annesinden çok görüyor benim. Vallahi bak benim belediyede yaptığım bebekler bile ondan daha... Ne daha? Yani ondan daha ruhlular. Ama aşkım, ya adam da haklı. İçtiğimiz bira kutularını masanın üzerinde unutmuşuz. Adamın ne zamandan beri kız arkadaşı yok. Kim bilir aklına neler gelmiştir. Neler gelmiştir? Neler gelmiştir? Ya tam abartma. Utanıyorum. Ne utanacağım be? Hadi bir şeyler yemeye gidelim. Yusuf'u da çağıralım. Hem gönlünü almış oluruz, olur mu? Bir de bak korku film gelmiş. Cinli cinli. Hı. Ben gelmem yani. Murat biliyorsun korkuyorum ya. Ya neden korkacaksın canım ya? Ya diyorum sana gönlünü de almış oluruz Yusuf'u. Sever biliyorsun. İyi tamam. Pardon. Yusuf! Deli mi ne? Tuhaf tuhaf hareketler. Vallahi bu çocuk normal değil. Ben sana söylüyorum. Uzatma sen de. Hadi. Hadi. Yusuf! Nereye yetişiyorsun? Ne oldu? Bitin benzin atmış. Filmden mi korktun? Ne korkacağım be Allah'ın salak filminden? Lan salak diyorsun da adamlar... Ne kadar para kazanıyor biliyor musun o filmlerde? Biz niye korku filmi çekmiyoruz? Oğlum herifler bir kamera sallıyor, 2 efekt, al sana korku filmi. Biz de çekelim. Tamam çekelim abi de para nerede? Vallahi benim birikmiş biraz param var. Aşkım o bizim düğün paramız değil miydi? Ya öyle aşkım da yani film çekersek daha çok para kazanırız. Daha iyi düğün yaparız olmaz mı? Hem film için dayımdan destek de alırız. İki de sponsor bağlarsak. Bitti gitti. Ha? Tamam peki abi. Parayı da bulduk. Hikayeyi ne yapacaksın? Ya ne bileyim. Gerçek bir hikaye bulursun. Esas gerçek hikayeyi nereden buluyorsun? Sorun o. Ya şimdi aklıma bir şey geliyor ama soracağım. Kızacaksın bana. Sen... Ben bir Cinci Hoca falan mı tanıyorsun? Abicim ben sana kaç kere söyledim benim eşyalarımı kurcalama, benden izinsiz odama girme diye. Ya abi sen demedin mi bana ben o telefona bakmadım? Ya tamam konuştuk bitirdik bunu. Söz de verdik. Cinci Hoca'yla bir görüşme ayarlasana. Yok abi. Ya hadi be.
Ya Yusuf gerçekten o kadar para kazanacaksak denemeye değer. Hatırımız için arasan ne olur? Şişt. Sana söz. Bir ay boyunca bulaşıkları ben yıkarım. Ben de durularım. Hadi be Yusuf. İyi tamam. Adama mesaj atarım. Yok. Ama hemen heveslenmeyin ha. Yusuf, biz olur da bir korku filmi çekersek bu evde çekelim ha. Muhteşem bir film çıkar yeminle. Her yeri dökülüyor. Ne varmış lan babaannemden kalma evde? Daha iyisini buluyorsun oraya taşınalım kardeşim. Ya içme şu zıkkımı bu saatte ya. Ya ne var be? Allah Allah. İlaç niyetine. Oğlum haramın ilacı mı olur? O zaman helal bira yapsınlar Allah Allah. Ne yaptın? Hocayla konuştun mu? Konuştum. Yarın onu görmeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Evine mi? Yok canım. Onların köyünde öyle çay bahçesi gibi bir yer varmış. Oraya. Yusuf. Sen bu cinci hocayı tanıyor musun? Ha? Önceden gidip gördün mü hiç? Yok canım. Nereden tanıyacağım Allah'ın cinci hocasını? Ya işte film çekeceğiz ya onun için. Çok güzel oldu. Of. O ne bu? Sen yine bahçe kapısını açık mı bıraktın kardeşim? Yok. Hadi bir zahmet ellerinden öper. Oğlum sen git, ben niye gidiyorum? Niye her gün ben gidiyorum? Ağladın yine. Dur dur. Ben de sana ışık tutayım bari. Ver şunu. Bu sonra. Ha.
Murat! Hey! Allah canını almasın senin. Ödümü patlattın ya. Nereden çıktı bu be? Biz bunu halk arasında sokak köpeği diyoruz. İyi anladık. At şunu dışarıda yatalım hadi biz de. Gördün mü? Neyi be? Yusuf odanda bir kadın var. Ya herifin odasına kadın girmiş. Hala lago lago yapıyor. Kabustur o be. Oğlum gerçekti diyorum sana. Sürekli elleriyle bana dokundu. İsmimi söyledi. Tamam neyse hadi yatalım oğlum biz. Hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi. Yusuf, sana yemin ediyorum rüya falan değildi, tamam mı? Gerçekti. Tamam. Zahmet olmazsa bari bir eczü besmele çek, öyle yat. Yusuf! Ha? Aç o işi. Aç! La havle ve la kuvvet. Velhasıl arkadaşlar, benim yapımcı arkadaşım Özgür bu işe olmaz demedi. Finans işini halledin, ben her türlü size yapım desteği veririm dedi. Sonuçta da bu yönetmeni var, oyuncusu var, her şeyi var. Senaryo yazın getirin dedi. Güzel. Önce bir hocayla tanışalım ben. Bakalım, iyi bir hikayesi varsa ne olmaz. Gittiğimiz Cinci Hoca değil mi? Elbette güzel hikayeleri vardır. Hikaye gerçek olmak zorunda mı aşkım? Yani ne bileyim. Sallayın kafadan gitsin. Kim bilecek ki doğru olup olmadığını Allah aşkına. Ben bu hocadan korkuyorum. Ya cinleri varsa, ya biz yanına gidince bize musallat olurlarsa, ya büyü falan yapıyorsa ya adam. Ne büyüsü canım, saçmalamayın Allah Allah. İki dakikada assınız adamı ya. Bakın orada da böyle yapacaksanız ayıp olacak, gitmeyin hiç. Ne dedik ya? Sanki adam babasının oğlu. Yusuf, abi her gün hocayı görmeye gitmiyoruz değil mi? Ya sonuçta bu cinci bir hocaymış. Korkması gayet doğal. Yapma. Canım, biz de çok fazla kalmayız, tamam mı? Merak etme. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Biz köydeki çay bahçesine bakmıştık da. İsmail Hoca'ya geldiniz değil mi? Nereden biliyor bu adam ya? Evet. İsmail Hoca'ya gelmiştik. Geleceğinizden haberimiz vardı. Arabayı şöyle çekin, ben sizi götürürüm. Buyurun. Thank you.
yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Sebastian'ın arkadaşım Murat. Memnun oldum. Ben deyiz. Yusuf, kolay buldun mu yolu? Eyvallah hocam. Kolay geldik. Aferin, aferin. Hadi geçin oturun çocuklar. Yoldan geldiniz. Ne içiyorsunuz? Ben zahmet olmazsa soğuk bir su alayım. Ben de su alayım hocam. Ben çayınızı içerim hocam. Ahmet, bize iki su, iki de çay getir. Demek bu işi ciddi ciddi yapmayı düşünüyorsunuz ha? Peki cinlerle ilgili herhangi bir araştırma falan yaptınız mı? Hocam, doğruyu söylemek gerekirse bir araştırma yapmadık. Belki Yusuf size bahsetmiştir. Biz bir korku filmi çekmek istiyoruz. Ama öyle insanları ışıkla, ne bileyim, dumanla korkutmak değil de gerçeğin kendisiyle korkutmak istiyoruz. Gerçeğin kendisiyle korkutacaksınız insanları. Peki ya gerçeğin kendisi sizi korkutursa? Murat. Ya hoca doğru söylüyor. Bizim ne işimiz olur cinlerle? Gel vazgeçelim ne olur, ben çok korkuyorum. Ya canım, bir şey olmayacak. Peki o halde. Size önce bunlarla ilgili belki bugüne kadar hiç duymadığınız bilgileri vermekle başlayayım. Şimdi çocuklar bakın. Bu varlıklar akıllı ve iradeli varlıklardır. Yeryüzüne de bizden çok önceleri kurulmuşlardır. Yani bir zamanlar dünyanın hakimi onlardı. Tabii insana yeryüzünün halifeliği verilene kadar. Peki hocam, insana bu yeryüzünün halifeliğini kim verdi? Allah tabii ki. Allah insanı yarattığında şeytan hasede kapıldı. Kıskandı, çekemeli Adem'i. Ve soyundan geldiği cinleri de Adem'e karşı kışkırttı. Allah ondan Adem'e secde etmesini istediğinde de tamamen isyan bayrağını çekti ve huzurdan kovuldu. Lanetlendi. İşte bundan dolayı şeytan kıyamete kadar sürecek ve hiç bitmeyecek bir kinle insana savaş açtı. Tabii bu savaşında da ırkı onu yalnız bırakmadı. Hocam, pardon sözünüzü kesiyorum da benim anlamadığım bir şey var. Bu şeytanlar cinlerden mi oluyor yani? Olur mu öyle şey kızım? Cinler şeytandandır. Şeytan ya da o zamanki ismiyle can cinlerin atasıdır. Tıpkı insanın atasının Adem olduğu gibi tüm cinlerin de atası iblis, şeytan ya da can, ne derseniz odur. Afiyet olsun. Sağ olasınız. Hocam, ya ne zamandır konuşuyoruz ama benim esas merak ettiğim şey şu. Bu cinleri görebilen insanlar var mı? Yani ne bileyim, siz görebiliyor musunuz? Senin beni gördüğün kadar net hem de. Peki şimdi burada var mı? Evet. Evet mi? Nerede hocam? Yani bize de gösterebilir misiniz? Murat'ın arkasında duruyor şu an bir tane. Mahadeş! Muhle Persa! Muhle Persa!
Hocam, iyi misiniz? Tamam, yok bir şey. Gittiler mi? Gitti mi? Gittiler, gittiler. Siz biraz önce ne dediniz hocam? Uzaklaş buradan demek. Kale dili. Kale dili mi? Bunu ilimdar olduğunu iddia eden birçokları dahi bilmezler. Kale dili cinlerin kendi arasında konuştuğu dildir. Daha çok da üst düzey cinlerin. Sakın kızım! Sakın! Şimdi hiç zamanı değil. Yürüt onu hemen! Peki hocam, siz bu dili nereden biliyorsunuz? Zamanında öğretildi bana da. Şimdi onlar da bizimle bu dille mi konuşuyorlar? Hayır. İnsanlarla diledikleri dilde konuşurlar. Hangi lisan olduğu hiç fark etmez. Yaptıkları şey beyin dalgalarımızı takip edip bir çeşit telepati yöntemiyle bizimle iletişime geçmekten ibarettir. Hocam ben hala şu görme kısmındayım aslında. Bak Murat, insan yaratıldığı vakit insanın özelliklerinden korkan cinler Allah'a yalvardılar. Bizi onlardan koru diye. Allah da onları bizim gözümüzden sakladı. Onlarla aramıza bir çeşit böyle boyutsal bir perde çekti. Çok ilginç. Ya bunca zaman bizim onlardan korunmamız gerektiğini düşünüyordum ben. Bakın çocuklar, şunu iyi anlayın. Şeytanın ya da cinlerin yegane amacı insanı Allah'ın gözünde küçük düşürmektir. Zira insan yüzünden kovuldu şeytan. Ve orada Rabbine bir söz verdi. Kendisinin bizden daha güçlü olduğunu kanıtlayacağının sözünü verdi. Ve asırlardır da bu sözü tutmaya çalışıyor. O ve taifesi. Hocam, güzel bilgiler veriyorsunuz da bize gerçek bir hikaye lazım. Evet hocam. Yani esas merak ettiğimiz şey bunlar ne yer, ne içer, yani nerede yaşarlar, musallat nedir? Yani bizim filmde kullanabileceğimiz konular. Korkmayın çocuklar, korkmayın. Kargalar. Hemen gidiyorsunuz çocuklar. Ama hocam daha... Hemen dedim! Tamam. Kalkın. Daha sonra geliriz, hadi. Peki hocam, her şey için teşekkürler. İyi geceler, iyi geceler. Hocam, biz bu işi hallediyoruz değil mi? Ne düşüneceğiz? Soru mu yani seninki şimdi? Vallahi ben bir daha gelmeyeceğim bu adamın yanına. İyi ki bir an evvel gidin dedi. Yoksa vallahi ben ondan önce kaçacaktım. Hem ne öyle Murat'ın arkasında falan deyip korkutuyor bizi? Vallahi gelmeyeceğim ben. Elif tamam. Yeter. Ya adamın bildiği bir şey vardır. O yüzden öyle yapıyordur. Vallahi Yusuf, bende yalan yok. Adam beni etkiledi. Ama bize ya sağlam hikayeler lazım. Ya ister adam işkembesinden sallasın, isterse gerçek olsun. Benim için fark etmez. Bana güzel hikaye lazım. Tam da adam anlatmaya başlayacaktı ya. Değil mi? Yarın gidelim o zaman. Vallahi bana uyar. Ben adamın anlatacaklarını dinlemek istiyorum. Kim bilir başından neler geçmiştir, ne cinler görmüştür. Murat! Şunun ismini zikredip durma aşkım ya, durma. Vallahi musallat olacak başımıza. Ne oldu bir tanem, korktun mu? Korktum tabii ki. Sanki bir tek ben korktum, siz korkmadınız. Ben bir daha gelmeyeceğim. Bitti, o kadar. Daha iyi. Eve gelmeyi ister misin? Yok yok. Çıkarım, sen merak etme. Tamam. Anneannemi görecek. Tamam.
Hoşçakal. İyi geceler. Yiyelim diye beklediydim seni. Onun için. Yok, yemeyeceğim ben. Azıcık dinleneyim olur mu anneanne? Yarın yeriz beraber. Yusuf! Yusuf bir baksana! Ne oldu oğlum gece gece? Gel gel. Bak, İsmail Hoca'nın sesini gizlice telefona kaydetmiştim. Ne yaptın oğlum? Görmedin mi adamın Elif'e verdiği tepkiyi iki not aldı diye? Ya işimizi şansa bırakmak istemedim. Telefondaki ses kaydını bilgisayara aktardım. Dinle. Fondaki sesi duyuyor musun? Hmm. Hocanın sesi arkada da rüzgar. Şşş. Duydun mu? Ne lan bu? Vallahi başka bir dilde. Kali falan olmasın? Hani hoca söyledi ya. Bilmiyorum. İsmail Hoca'ya dinletelim mi bunu? Yok canım. Sakın. Vazgeçer sonra. Hem daha dinleyeceğimiz bir sürü hikayesi var adamın. Doğru. Dur bak baştan dinle. Tamam oğlum kapat şunu ya. Rahat rahat uyuyalım o gece. Yarın yapılacak bir sürü iş var. Ben de bir duş alıp yatacağım zaten. Hadi iyi geceler. Eyvallah.
Ne oluyor be? Yok bir şey. İyi misin oğlum sen? Yusuf. Yarın hocaya gideceğiz değil mi? Gideceğiz de niye soruyorsun? Thank you.
Ne saçmalıyorsun? Açsana işte. Anneanne bismillah de, ne olur bismillah de. Lan açsana kapıyı şimdi fıntır. Aşkım. Canım. Uyandırdın mı? Hiç uyudun mu diye sorsan önce. Nasıl yani? Uyumadın mı hiç? Gözümü bile kırpmadım bütün gece. Çok kötü kabuslar gördüm Murat. Hepsi gerçek gibiydi. Hala çok korkuyorum. Tamam bebeğim. Bak her ne olduysa kafanı takmamaya çalış, tamam mı? Biz birazdan seni almaya geleceğiz. Yusuf hocayı aradı. Bir iki saate kadar bizi bekliyor. Hayır, hayır, hayır. Ben gelmeyeceğim. Ya çok kötü rüyalar gördüm Murat. Ne olur siz de gitmeyin. Bak, adamla sözleştik. Hem daha yolun başındayız. Adamın bize anlatacağı çok şey var. Hayatım, bak anlamıyorsun. Bu adamın yanına gittikten sonra başıma bu işler gelmeye başladı. Bu kabusları hep ondan sonra görmeye başladım ben. Bütün bunlar tesadüf olamaz. Orada bir gariplik var, ben seziyorum. Ne olur anla beni, sen de gitme. Bebeğim bak. Uykusuzluk sağlıklı düşünmeni engelliyor. Tamam, sen yat. Ben Yusuf'la giderim. Oradan da seni ararım, tamam mı? Peki, tamam. Bir şey demiyorum artık sana. Ama ne olur dikkat et kendine, olur mu? Tamam, merak etme sen. Hadi, öpüyorum seni. Anneanne. 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 Anneanne.
Anneanne. Anneanne. Anneanne. Anneanne. Seni ben yukarı götüreyim. Bir yüzünü yıkayalım. Gel. Gel. Tamam. Tamam gel. Yok bir şey. Çocuklar, gerçekten filmde hayat hikayemi kullanmak istiyor musunuz? Evet hocam. Dün anlattıklarınız bayağı hevesimizi arttırdı. Kısmetse biz bu işe gireceğiz. Hayırlısı o zaman. Şerbetimden için. Hanım yaptı. Tadını beğeneceksiniz. Buyurun hocam. Afiyet olsun.
Hocam bu duvarlarda asılı olan şekiller, şemaller nedir acaba? Onlar verfler oğlum. Tılsımlar. Her birinin kendine has özellikleri vardır. Koruyucu tılsımlar. Şifa için, nazar için, büyü için ve çok daha özel tılsımlar. Filmde bunlardan kesinlikle bahsetmelisiniz. Madem gördüklerimi de görmek istiyorsunuz, o halde hayallerinizde görmeye çalışın beni. Dinliyoruz hocam. Ben daha 9 yaşındayken üvey babam evden kovdu. Nedenini hatırlamıyorum bile. Annemin kimi kimsesi yoktu. Peşimden gelmeye kalktı. Ben de geri dönmesini, en azından başını sokacağı bir evi olacağını söyledim. Benim için son bir dua daha okudu. Bir daha da onu görmedim. Artık sokaklarda yatıp kalkmaya başlamıştım. Bazen parklarda, bazen okul bahçelerinde, bazen de mezarlıklarda. Mezarlıklarda mı? Evet, mezarlıklarda. Çoğu insan için ürpertici gelse de mezarlıklar güvenilir yerlerdir. Yine böyle bir gece mezarlığa gittim yatmak için. Kendime bir mezar seçtim ve seslendim. Selam verdim hepinize, misafir geldim birinize diye. Böyle demezsen merhumlar kendi aralarında tartışırlar, münakaşa ederler. Sonra bir köşeye kıvrıldım, uyudum. Ya da uyuduğumu sandım. Mezarlıkta gördükleriniz cinler miydi? Evet. Başlarda şekil değiştirmiş hallerini görsem de zamanla her hallerini görür oldum. Daha sonlar da iyiden iyiye bana görünmeye başladılar. Hatta sanki beni takip ediyorlardı. Onlardan korkmuyordum ama dikkatli hareket ediyordum. Onlardan uzak kalmak için bir süreliğine kimsesiz çocuklar yurdunda kaldım. Ama orada da peşimi bırakmadılar. Arkadaşlarımı rahatsız ettiler. Yaşadıklarımı arkadaşlarıma anlattığımda içlerinden birisi hariç hiçbiri inanmadı bana. Dalga geçtiler. Hatta dövmeye bile kalktılar. Böyle bir gün tam dayak yiyecekken bir kadın geldi yanıma. Yaşlı, kapalı, gizemli bir kadın. Çocukların içinden beni aldı ve onunla gitmem gerektiğini söyledi. Zaten kimim kimsem yoktu. Ben de gittim. Başlarda bu kadından çok korktum ama bana anne şefkatiyle yaklaştığını hissettikten sonra kendimi tamamıyla onun kollarına bıraktım. Beni evine aldı. Sanki beni yıllardır tanıyor gibiydi. Önce güzelce bir yıkadı. Geceden itibaren
o evin normal bir ev olmadığını anlamıştım. Bir gece bir tanesinin peşinden gittim. Ve kendimi tuhaf bir ayinin içinde buldum. Demesine göre Süleyman Aleyhisselam'ın vekil mühürüne sahipti. Sonra bir gün gitmek için izin istedim. O da verdi. Ben de kendi hayatımı kurmak için şehre gittim. Artık çocuk değildim. Yetenekleriyle ne yapacağını bilmez biri de değildim. İnsanlara yardım etmeye başladım. Çünkü gayb aleminin gizemlerini görmeye ve çözmeye muktedirdim. İnsanlara yardım etmek huzur veriyordu bana. Ama maalesef o huzurlu günler fazla uzun sürmedi. Ve bir gün onunla karşılaştım. Mehadeş'le. Mehadeş ne hocam? Mehadeş bir habaistir. Yani dişi cin. İfritlerdendir. Başlarda çıkar ilişkisine dayalı bir arkadaşlığımız olsa da zamanla gereğinden fazla yakınlaştık. Güzelliğine aşık oldum. O da bana aşıktı. Ve bir gün onunla evlendik. Hocam siz şimdi dişi bir cinle evlendiğinizi mi söylüyorsunuz? Kulağa inanılmaz geldiğinin farkındayım. Ama cinlerle evlilik gerçektir. Yani o korkunç şeylerle insanların evlenebileceğini hiç düşünmezdim. O korkunç şeyler dediğin varlıklar istedikleri zaman insanın gözüne dünyanın en güzel kadını olarak görünürler. Habaisler, hele de liyetli türündense istediklerinde insanın aklını başından alırlar. Nadeş de işte bu özelliklere sahip bir habaisti. Ve çok güzeldi. Çok da akıllıydı. Bilgili ve o alemde derecesi yüksek bir cindi. Hatta benden gebede kaldı. Hocam, müsaade ederseniz ben lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii tabii. Sağdan birinci kapı. Ben de müsaadenle bir aşağı kadar inip geleceğim. Tabii hocam, tabii, tabii.
şey. Yok bir şey bak. Sana karabasanlar mı basıyor yoksa? Ha, nefesi çok kuvvetli bir hoca biliyorum ben. Götüreyim sana, iyice bir okusun, hiçbir şeyciklerin kalmaz. Hayır, ben hocaya falan gitmem, gitmek istemiyorum hocaya. Hiçbir şeyin kalmaz. Hayır. Tamam. Tamam. Hadi, yat bakayım o zaman. Yat da dinlen. Yatmayacağım ben anneanne, ne olur. Gitme yanımdan sen, ne olur. Gitmem kızım. Yat sen. Ben de yatarım kızımla. Hadi Elif'im. Hadi Elif'im yat. 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 Kusura bakma, beklettim. Akşam namazında kıldım geldim. Estağfurullah hocam. Allah kabul etsin. Amin. Yusuf yok mu? Bilmiyorum, henüz gelmedi. En son ne diyordum ben? En son... Mehadeş'ten bahsediyordunuz. Ha, evet, Mehadeş. Mehadeş'le birçok maceralarımız oldu. Onun hamile olduğu dönemde ben başka birine aşık oldum. Başka bir heba ismi? Hayır. Tıpkı senin Elif gibi çok tatlı, güzel bir insana. Onun için her şeyden vazgeçebilirdim. Ama Mehadeş bir türlü peşimi bırakmadı. Ne yaptı hocam? O ya da o alemden başka bir cinli bana bir şey yapamaz. Ama sevdiğim kadını tehdit etti. Ona musallat olacağını, onu mahvedeceğini söyledi. Fakat buna izin vermedim. Zor da olsa onunla bir akitleşme yapabildim. Kabul etti yani ayrılmayı. Kabul etti. Kabul etti ama ben de nafakamı ödemeyi kabul ettim. Nafakanız neydi hocam? Öğreneceksin. Ama zamanı geldiğinde. Hepsini anlatacağım. Anlattığımda sen de kendi hikayeni kendin yazacaksın. Söz veriyorum sana. Pardon hocam. Elif arıyor. Seviyor musun onu? Evet. Sizin gibi her şeyden vazgeçecek kadar. İyi. Hadi bekletme, git konuş. Tamam. Hocam, Murat yok mu? Aşağıda. Elif'le konuşuyor. Hocam, biz bu işi hallediyoruz değil mi? Hallediyoruz Yusuf. Yakında hallediyoruz. Yusuf. Oğlum, bugün duyduklarıma inanamıyorum ha. Oğlum, biz böyle bir adamı bir daha hayatımız boyunca göremeyiz. Ya hangi insan cinleri görür, onlarla konuşur, onlarla evlenir, üstüne üstlük bir de onlardan çocuk sahibi olur. Hocanın yanındaki kadın da bayağı ilginçti ha. Nasıl ilginç? Ya ilginç derken, kadın ne hoş geldiniz dedi, ne kapıya geçirdi, bilmiyorum. Herhalde hocanın Mehadeş'ten sonra aşık olduğu kadındı o. Canım. Hocanın yanından şimdi çıktık. Konuştuk ya, sana geliyoruz.
Yusuf'la. Tamam. Sen anneannene güzel bir yalan uydur. Yarım saate kadar oradayım ben. Tamam canım. Hadi görüşürüz. İyiyim Elif. Ya bilmiyorum. Kafasını karıştıran bir şeyler var. Sen ne zamandan beri Elif'i düşünür oldun? İyi olsun da. Garip bir şeyler var ama yakında çıkar kokusu. Elif'e cevap verdi. Onlar kanatlanarak elimden uçmuşlardı. Bari sen uçma diye kopardım kanadını. Nereden çıktı şimdi bu? Anneannem hep böyle uydurdu beni. Özledin mi onu? Daha iyiyim yanında biliyor musun? Sevindim iyi olmana. Dünden beri çok uykusuz kaldım. Yanımdan gitme tamam mı? Bu gece benimle yat. Tamam. Sen huzurlu uyu. Ben sabaha kadar başında beklerim canım. Murat. Canım. Sence ben deliriyor muyum? Nereden çıkartıyorsun şimdi onu? Ya son zamanlarda korku filmiyle alakalı çok konuştuk. O yüzden hayal görmeye başladın. Aklın oyunlar oynamaya başladı hepsi bu. Ve Doktor Murat teşhisi koyar. Ve Doktor Murat teşhisi koyar. Ya. Ama ilk gün vardı senin. Ha? Evet. Espriler havada uçuşuyor. Hadi uyuyalım. Işığı da kapat. Sen yanımdayken korkmam ben. Korkmaz mısın? Hemen geliyorum Elif! Elif! Elif aç şu kapıyı! Yusuf açın! Açın diyorum! Ne işin var orada? Anlatacağım. Ama ne olur önce sakin ol, tamam mı? Elif, o odada ne işin vardı? Ne yapıyordun Yusuf'la söyle! Ne yapsaydım ha? Ömrümün sonuna kadar sadece senin koynuna mı girseydim? Elif, ne diyorsun sen?
Sen bana bunu nasıl yaparsın? Gel dışarı gel, gel. Gel sakinleş. Gel, gel, gel. Geç otur şöyle. Sakin Murat. Hocam, siz ne arıyorsunuz burada? Korkma. Size yardıma geldim. Hocam bize neler oluyor böyle? Elif'e ne olacak hocam? Dinle. Dinle bak. Şimdi bu kapıdan içeri gireceğiz. İçeride göreceklerin seni ürpertecek ama korkma. Ve sakın konuşma. İçeride duyacağın hiçbir şeye de inanma. Her şey senin iradende Murat. Ve ben sana ne dersem sadece onu yapacaksın. Anladın mı? Tamam. Tamam. Aferin oğlum. Hadi.
mahşer! Hala anlamıyorum abi. Vallahi anlamıyorum. Nasıl oluyor da ikiniz aynı rüyayı görüyorsunuz ya? Ne rüyası be? Ne rüyası? Hangi rüya bu kadar gerçek? Rüya diyor hala. Yusuf sen de oradaydın. Yok deve. Bir köşeye oturmuş, Kur'an-ı Kerim okuyor. Kabus falan değildi oğlum. Gerçeğin kendisiydi. Bir daha o hocaya gitmeyeceğiz, tamam mı? Murat, bir daha gitmeyeceğiz. Ya bakın, o hocaya gittikten sonra başımıza ne geldiyse geldi. Film falan da yok, tamam mı? Unutun artık. Çok korkuyorum ben, ne olur. Kim arıyor? İsmail Hoca arıyor. Açma. Yusuf açma, ne olur açma. Ne yapayım? Açma. Efendim hocam? Murat yanında mı? Telefonu ona ver. Yok de, yok de, yok de. Bir saniye hocam. Hocam. Hepiniz iyi misiniz? İyiyiz hocam, iyiyiz. De, hayırdır? Elif de iyi mi? Elif, Elif çok iyi değil hocam. Hocam ne oluyor, anlatır mısınız? Gördüğünüz rüyayı ben de gördüm. Oradaydım, yanınızda. Elif'in bakımını yapan bizzat bendim. Ama onu kurtarabildiğime emin değilim. Hocam, ne olur açık konuşun. Bir şey olmayacak değil mi? Korkmayın, size bir şey olmayacak. Ama bir an önce yanıma gelmeniz lazım. Üçünüz de. Peki hocam, tamam. Biz çağırıyor değil mi? Gitmeyelim Murat, ne olur gitmeyelim. Murat, ne olur gitmeyelim, ben çok korkuyorum. Ne olur gitmeyelim. Ya belki önemli bir şeydir. Hayır, ben gitmek istemiyorum. Korkuyorum diyorum ya. Ya bir şey olmayacak. Gideceğiz, tamam mı? Hayır, gitmeyeceğim. Elif, yeter. Gideceğiz. Yusuf, ne olur gitmeyelim.
tesallut üzerinesiniz. Şeytanın oyunları bin bir türlüdür. Tasallutları, musallatları da öyle. Hocam, ne gerekiyorsa ne olur yapın bir an evvel. 3 gündür gözüme uyku girmiyor. Görmediğim kabus kalmadı. Üstelik bütün bunların hepsi sizin yanınıza geldikten sonra oldu. Benim size bir şey yaptığımı düşünmüyorsunuz değil mi? Hocam, 3 gündür Murat'la gözümüze uyku girmezken Yusuf niye bir şey görmüyor peki? Yusuf'un zırhı var. Nasıl bir zırhmış bu? Boş ver onu. Korkmayın, size bir şey olmasına izin vermem. Bu gece bazı terkipler hazırlayacağım. Onlar sizi rahatlatacak. Emin olun. Pardon. Efendim anneanne. Tamam. Tamam, korkma sen. Murat yanımda. Ben hemen geliyorum. Ne olmuş canım? Tansiyonu çıkmış. Gitmemiz lazım. Hocam, izninizle biz kalkalım. Tabii tabii. Hadi, hadi kalkın. Yusuf, sen kal. Belki hocanın yardıma ihtiyacı olur ha? Biz de bir hastaneye gidelim. Bakalım ne olmuş. Dönüşte seni alırız. Tamam, haber edin ama bana. Tamam, hadi ben sizi kapıya kadar yolcu edeyim. Murat. Merak etme. Her şey düzelecek. Yeter ki siz birbirinize böyle sıkı sıkı sarılın. Hadi, hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam. Onu bana ver. Hocam ben siz yokken burada... Bu kitaplıktaki kitaplar ilimdar olmayanlar için. Bırak okumayı, eline alınması bile çok tehlikeli kitaplardır. Geç otur şöyle. Merak etme, bu iş çözülecek inşallah. Bunu görüyor musun? Bu benim özel karışımım. Bunu şimdi yakacağım, sen de yavaşça içine çekeceksin. Anladın mı? Niye? Arkadaşlarına iyilik yapmak istemiyor musun? Ben senin dediğini yaptım. Sen de benim dediğimi yapacaksın. Her şey istediğin gibi olacak. Züleyha. Siz gitmediniz mi? Yoldayken komşumuz aradı. Anneannemin tansiyonu normale dönmüş.
senin gelmene gerek yok, ben yanındayım deyince biz de seni yalnız bırakmak istemedik. İyi bari. İyi misin? Hocam, ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Müsaade ederseniz biz gidelim. Tabii tabii. Hadi, hepinize geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar Yusuf. Cim sana bırakmam peşini. Kahrolasıca, nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl saldırırsın ona? Ölümüne mi susadın ha? Yanacağını bile bile böyle bir şeye nasıl cüret edersin? Ya hadi, beni de yak, kucağımdaki çocuğu da. Ama andolsun ki biz de o kadını yakacağız. Hiçbir şey yapamazsın. Seni de, kabileni de ateşlerde boğarım. Yine de alırız onu. Biliyorsun, hepimizle baş edemezsin. Güzellikle anlattım sana. Bitti dedim. Bitti artık. Benim dünyamda yaşamasını istediğim kadın o. Sen değilsin, anladın mı? Senin dünyan oldu madem. Ben de o dünyayı senden alırım. Bak, bunun sonu iyi olmayacak. Hepimizi mahvedeceksin. Vazgeçmen için ne istiyorsun söyle. Söyle de onu yapayım kahrolası. Çocuğumuzun diyetini ödeyeceksin o zaman. Ne istiyorsun? Her insan yılında bir insan iradesini kurban et bize. Ne? Deli misin sen? Ben Allah'tan korkarım. Öyle bir şey yaparsam halim ne olur ya? Anlaşma budur İsmail. Ya kabul et, ya da olacakları bekle. Bitti değil mi İsmail? Bu sene de bitti. Bitti Züleyha, bitti. Bir süre daha güvendeyiz. Daha ne kadar sürecek böyle? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey var. Senin için kimsenin gözünün yaşına bakmam Züleyha. Ne oluyor? Yusuf. Neler karıştırdığını biliyoruz. Ne diyorsun sen be? Yusuf, birbirimizi kandırmayalım. Sana her şeyi itiraf etmen için fırsat veriyorum. Oğlum sen neden bahsediyorsun ya? Bizim başından beri her şeyden haberimiz var Yusuf. Gizli gizli bizi izlediğini, içten içe Elif'e olan aşkını anlamayacak mı insandın ha? Kıskançlığın kendine zarar verecek hale gelince yardım almaya karar verdin. İnternette bulduğum bir hocayı arayıp Elif'le beni ayırması için büyü yapmasını istedim.
Biz bir gece uyurken hocanın istediği fotoğrafı almak için odamıza bile girdi. Bak, eğer bunları hoca söylediyse ortada çok büyük bir yalan var, tamam mı? Ya biz kaç senelik dostuz be? Hala mı inkar ediyorsun? Bir de dindarım diye geçinirsin. Bu mu senin dindarlığın? Bu mu senin Ademoğluluğun ha? Hocanın yaşadığı köye gittin. Hocayla buluştun ve ona büyü yapması için fotoğrafımızı verdin. Hoca sana ikinci bir şans verdi. Emin misin diye sordu. Sen tereddüt bile etmedin. Hoca tam istediğini yerine getirecekti ki fotoğrafta bana bakan Elif'in sevgi dolu yüzünü gördü ve bizle tanışmak istedi. Bizi tanıyınca da senin nedenle dinsiz, imansız, kötü bir Ademoğlu olduğunu anladı. Ve sana iyi bir ders vermeyi planladı. Siz nereden biliyorsunuz bunları? Biz her şeyi biliriz Yusuf. Ama senin bilmediğin şeyler var. Senin yapmanı istediğin büyünün bin katını sana yapacaktı. Ama şanslıydın. Çünkü muskan vardı. Ama bu akşam o tüt suyu içine çekince çok büyük bir hata yaptın Ademoğlu. Alo. Oğlum neredesin ya? Seni almak için köye geldik. Ne hoca var ne de kimse. Ev bomboş. Yusuf neredesin sen?